Mayıs, 16 Mayıs. Değerli boğa burçları, nasılsınız? Hayatınızla alakalı çok önemli kararlar vereceğiniz ve yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni oluşabilecek fırsatları doğru kararlarla hayatınıza nasıl oturtmanız gerektiğiyle ilgili planları göreceksiniz ve ona göre yol alacaksınız. Ama şunu demek istiyorum, çok yorgun bir zihniniz var. Beyin jimnastiği, yoga yapabilir, enerjinizi daha rahat bir noktada toparlamanızı istiyorum değerli boğa burçları. Ama parayla alakalı fırsatlar, güzel çalışmalar, dengeli planladığınız takdirde bu ayı çok rahat ve keyifli atlatacaksınız. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız burada bazı sıkıntılar ve kapanmalardan kaynaklı gerginlikleriniz varsa açıldıktan sonra rızkınız, bereketiniz daha aydınlığa kavuşacak. Korkmanızı istemiyorum. Eğer büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız burada beklediğiniz farklı bir işe gitme isteğiniz var. Bununla ilgili altyapıları oturtacaksınız ve buradan olumlu haberler, olumlu evraklar alacaksınız. Şöyle bir sorunumuz var. Oturduğunuz evde boya, badana ya da evi satma niyetiniz olabilir. Çünkü evin size huzur vermediğini düşünüyorsunuz ama evinizin yeri güzeldi. Belki evi bir ufak bir tadilat yaparak buranın enerjisini değiştirebiliriz. Bize daha enerjisi düzgün bir noktaya geçiş sağlayabiliriz değerli boğa burçları. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. İki iş ya da üç iş koşturan bazı boğa burçlarında sürpriz, beklenmedik bir para ve haneyi rahatlatacak. Uzun süredir işsizseniz ve hala iş sorununuz devam ediyorsa Mayıs ortasına kadar bu sıkıntılarınız devam edecek. Mayıs ortasından sonra daha doğru bir iş kapınız, doğru bir noktaya geçişiniz sağlanacak gözüküyor. Birinin eğer borsa, dijital parayla alakalı oyunlar takip ediliyorsa parayla alakalı noktanızda biraz riske girebilir. O yüzden gece gündüz uyumadan borsanızı ya da paranızı takip etmeniz elinizde pul olsun istemiyorum. Sağlık olarak özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı ve mideyle alakalı sorunlarınız söz konusu olacak ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ya da orayla alakalı oluşturmaya çalıştığınız iş kapınızla ilgili olumlu evrağınız gelecek. Özellikle Mayıs'ın sonu itibariyle yurt dışı ile ilgili tüm bağlantıları doğru noktada ilerletecek gözüküyorsunuz. Aile üzerinizde ailenin size yarattığı çok fazla baskı var ve kendinizi güçlü hissedemiyorsunuz ve kendi alanınızda rahat hissedemediğiniz için de ara sıra kafa dağınıklığınız söz konusu. Dediğim gibi yoga yapmanızı uygun görüyorum. Bu ara kredileriniz, kredi ödemelerinizle alakalı endişeniz var. Hiç rahat olun, gayet rahat bir şekilde ödenecek. Yani bununla alakalı güzel, olumlu hareketler sağlayıp bunu çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Yalnız burada evlilik hayatınızda karı koca ailelerden kaynaklı, kardeşler, elti, görümce dediğimiz noktalardan kaynaklı gereksiz bıt bıtlanmalar var. Bence ilişkiniz dışarı etkenlerden çok fazla etkileniyor ve siz bu yüzden ilişkiye hakimiyet kuramadığınız için aranızda bir boşluk oluşuyor. Bunu bir an önce toparlamanız lazım. Eğer ki sevgilinizde tartışma, bu ara bir tartışma yaşayabilirsiniz. Birbirinize kırılabilirsiniz. Bir iki hafta görüşmeyebilirsiniz ama sonrasında barışma var. İlişkisi olanlarda özellikle. İlişkisi olmayanlar için fırsatlar, yani sosyal medya üzerinden böyle etkileşim dediğimiz bir enerjiye gireceksiniz. Her iki tarafta doğru bir enerjiyle diyaloglar yaşanacak. Özellikle yabancı dil eğitimi almak isteyebilirsiniz. Farklı bir projeye de dahil olmak isteyebilirsiniz. Gelirinizi arttırmak için. Evet, güzel fırsatlar var. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde gerçekten bu şans kapılarını size çok keyif verecek olarak uyarı veriyor. Şöyle söyleyeceğim. Kız çocuğu olan boğa burçlarında gerçekten bir aileden kalan bir mal yüzünden kardeşler arasında tartışma ve bu tartışmayla alakalı noktada uzun soluklu kardeşler arasında bir sorunlar yaşanacak. Bu miras konunuz neyse kimseyi kırmadan halledin istiyorum. Şöyle bir durumumuz daha var değerli boğa burçları. İş konularınızla alakalı yurt dışına yerleşmek ya da farklı bir şehire gitmek isteyen boğa burçlarında bu tarz fırsatlar gelecek, değerlendirmenizi istiyorum. Bu da sizin hayatınızda doğru karar verip doğru yerde yaşamayı uyarı veriyor. Değerli boğa burçları, son zamanlarda gözle alakalı alerjik durumunuz olabilir, yakınla ilgili sıkıntınız olabilir ve diş eti iltihabınız da olabilir. İhmal etmeyin.
Yarım bıraktığınız üniversite hayatınızla ilgili ya da yarım bıraktığınız master'ınızla ilgili yüksek lisans ya da bu tarz eğitimler kapılarınız da açık. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeceğim, beklemediğiniz bir dostunuzdan çok güzel bir doğum günü hediyesi alacaksınız ve bu sizi çok mutlu edecek ve keyifli kılacak. Bir de yazlık ev almak isteyen ya da topraklı bir ev almak isteyen bazı boğa burçları, bunun araştırmasına gireceksiniz. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın 3'üne kadar da istediğiniz toprak ya da müstakil olan ev kapınız hayırda ve aydınlık. İşsiz olanlara güzel fırsatlar var, değerlendirmenizi istiyorum. Güzel aşklara da kapı, ama sadece hepimiz evdeyiz, hak veriyorum, ama lütfen enerjimizi bozmuyoruz. Yani sonuçta harita ve gökyüzü devamlı hareket ediyor. Ben de bir haftalık incelemelerimde bunları çıkartıyorum, ama haftalık bazen yorumlar tutmayabilir. Ay burcunuz ve yükselen burcunuzu takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.